şey anlatacağım. Gelin ölen bura bakalım. Yepyeni bir marka, yepyeni bir yatırım geliyor. Ya Azizem geliyor, Azizem. Bu Azizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hizmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizem'i de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu Azizem var ya, bu Azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek bu Azizem'i. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem de öğrenecek. Oylar yüreğim, kız seni görünce. Cevdet Kasap Hoca. Kasap Hoca. Evet. Soyadı nereden gelir? Önce onu alayım. Ya soyadı 75 sonrası geldikten sonra. Babam benim öteki tarafta kasaptı. Lakabı da hocaydı. Bu tarafa gelince. Soyadı. Lakabı hocaydı derken imam mı, cami? Yok, yok, hiç alakası yok. Yani ona böyle hoca diye hitap ederlerdi. Bu tarafa da gelince soyadı yasası çıkınca gittik. Ne alacaksınız dediler. Biz de Kasap Hoca dedik. Öyle Kasap Hoca aldık. Kaldı. Kaldı. Doğum yeriniz ve yılınız? 1959'da Yalova Limasol'da doğdum. Piskobudur. Piskobudur. Evet. Sonra 74'te geldiniz. 75'te Bostancı'ya yerleştik. Kurtuluş Lisesi'ni bitirdikten sonra 1978 senesinin başında ben Almanya'ya gittim. Evet. 38 sene Almanya'da yaşadıktan sonra Kıbrıs'a dönelim dedik ve Bağlıköy'e bir ev yaparak yerleştim. Bağlıköy'ün için seçtin, cennet buradadır dedin. Ya bu bölgeyi sevdiğimden, bir de bu bölgede aileye daha yakın, Bostancı'ya daha yakın oldu. Bostancı'da oturuyor ailem. Evet. Yakın olduğu için çevrede tanıdıklar var. Bir de bana göre doğası daha güzel olduğu bir yer. Ama ilkel olduğunu bilmeme rağmen yerleştim. Çünkü bu bölgeye zaten hep yatırımın az olduğu bir bölgeydi. Buna rağmen doğası beni çektiğinden yerleştim. Evet. Almanya'da neler yaptı Cevdet Kasap Hoca? Almanya 38 senenin hemen 34 senesi bu gastronomiyle alakalı. Gastronomi. Gastronomi yani aşçılık konusuna. Evet. 2-3 yani 3-4 senesi okumakla geçti ama bitiremedim herhangi bir ama gastronomiyle alakalı. Yani evet. Gastronomide yıllarca 34 sene yakın restoran işte çalıştım. Yunan mutfağı, Uzak Doğu mutfağı üzerine. Yani bilgim yani iyidir. Var. İyidir. Ve geldin Bağlıköy'ün altında, gemi konağı Denizli arasında bir yere, bu muhteşem manzaraya, denizin de dalgacıkları üstümüze gelir bir miktar, bir balık lokantacığı açtın. 2017 senesinde belediyeden böyle bir yerde yürüme yeri olan, kafama yatan geçiş yeri, insanların balığa biraz daha bu balık ekmek türü, daha ucuza balığın da olabileceği kalite ama yani gelip yeseler görürler yani farkı kalitesi olan. Şu bilgi var o konuda yani 34 sene bir deneyim var. Bunu açtım. 8 aylıktı bu anlaşma. 8 ay sonra belediye başkanını seçiminden sonra belediye 3,5 senelik ihaleye girdi. Maalesef orada ters olmasına rağmen kabullenmek zorunda kaldım. 3,5 senelik peşin parayı bizden aldılar. 75 bin liralık bir rakamı peşin olarak bizden alındı. Zaten aslında gastronomi bilgime göre bu yanlıştı. Ancak ondan önce yatırımım olduğu için alternatifi kafese sıkışmış bir hayvan misali kabul etmek zorunda kaldık. Evet. Bunu kabul etmenin de etmenin bugün dezavantajlarını yaşıyorsun. Çünkü üniversite kapandı, Rumlar gelmez. Evet. Burası biraz esnaf açısından sıkıntılı. Sıkıntılı. Hem o sıkıntılı ayrıca belediye 2018 yıllarının son burada bir Eylül kutlamasından sonra belediye maalesef buranın aydınlatmasına önemsemedi. Yalnız bir kutlama yaptıktan sonra belediye bugünkü bu kordon boyunda bir tek lamba yanıyor. Başka yanmıyor, karanlıktır. Belediyenin midir, Kıptekin midir bu soru? Belediyenindir. Evet. Yani yan taraf belediyenindir. Sahil boyu Karayağdı'dan Mardinli'ye kadar olan alan belediyenindir. Maalesef belediye bunu görmesine rağmen yapmıyor. Bu da bir çok büyük bir dezavantaj, sonradan dezavantajdır. Bir öğrenci karanlığı cesaret edip de aşağıya kadar yürümez.
Ayrıca bu Almanya'da olur mu böyle olamaz. Şeyler? Olamaz. Mesela sen nerede yaşadın? Hangi bölgede? Münih'te yaşadım. Münih'te. 38 sene ve halen daha çocuklarım orada. Münih'e de gidip geliyorum. Orada iki çocuğunuz var. İki çocuğum da Münih'te yaşıyor. Torunlarım orada. Daha yani kısa bir zaman önceye kadar tekrar torunları görmek için gittim ve yaklaşık bir aya yakın zamandır tekrar geri geldim. Karantinalarda kaldın, çok fazla paralar da ödedin. Karantinada kaldıktan sonra geldik ve işletmemizi açalım dedik. Tabii koronanın etkisi daha da gözle görünür hale geldi. Zaten çok ahım şahım bir bölge değildi bu bölge. Benim değerlendirmem başka türlüdür. Mesela sınır kapısı olmasına rağmen cazibe merkezi yaratmadığımız için insanlar yani buradan geçenler maalesef süratle geçiyorlar. Çünkü onu çekecek herhangi bir şey yok. Oysa 3 tane önemli sınır kapısı var. Bostancı, Aplıç ve Pirgo. Tabii buradan benim müşterilerim, kendi tanıdıklarım, benim Rumcam olduğumdan dolayı Rum tarafından benim müşterilerim vardı, geliyorlardı. Bundan da şikayetleri aynısıydık çünkü yoktur yani senin yani alternatif ona ne sunuyorsun? Rumcayı nerede öğrendin? Rumcayı ben Rumlarla çalıştığım için Almanya'da Rum'a Galamarades konuşurum. Galamarades dediğin yani Yunan aksanı. Yani Kıbrıs aksanıyla değil Yunan aksanıyla iyi konuşurum. Şu Yunanlarla ben yaklaşık 30 sene birlikte çalıştım. Evet. Almanca da bilin. Almanca mıydı? Okulunu okudum, lisanını okudum. Türkçe? Türkçe bilirim, eğitimim var. İngilizcem yok. İngilizcem yok. Yani lisede olan İngilizceden hariç İngilizcem yok. Peki koronadan sonrası için umutlu mu? Dayanabilecek mi esnaf koronayı beklesin? Bence dayanamayacak çünkü önemli. Bundan da başka siyasete dönersek. Siyaset bugün Kıbrıs'ta bir tek hep günkü tartışmalar 13. maaş verilsin mi verilmemesin mi üzerine. Ancak candamarı kesilen bir esnaf var Mart ayından beri. İşsiz kalan insanlar örnek üniversite içinde kampüs içindeki mekanlar kapandı. Bunların çalışanların ne olduğunun sorusunu soramıyoruz. Zaten insanımız empati yapamıyor. Angola'da bir açtan bahsedebiliyor, kolu komşusunun ekmeği olmadığının farkında değil. Bu pandemi zaten yani pandemi öncesi de çok büyük ferah dönem değildi çünkü öyle değildi. Ben değerlendirirsem size bizim bölgemizde üniversite içinde gelen öğrenciler rakam arttı ama gelen öğrenciler daha fazla fakir bir kesimin öğrencisi yurt dışından ve bunlar yani 6-7 kişinin odasında kaldı, KYK yurtlarında kalan insanlardı. Birinci demek ki maddi olana dışarıda az para harcayan bir kesimdi. İkinci bizim bölgemizde maalesef bana göre ters olan iki tane askeri kantin var. Bunlar da yemek veriyor. Sen bunlara da rekabet etme şansın ya. O elektrik ödemiyor. Sen o fiyata inemiyorsun. Adam kolayı 1.90 alıyor, 2 liraya satıyor. Yani bu gastronomide böyle bir kural olamaz. Yani 1.90 aldığın şeyi 2 liraya satamazsın. Bunun soğutması 2.10 olurdur. Sen bunu 2'ye nasıl satıyorsun? Yalnız o elektrik ödemediği için, personel de ödemediği için bunu yapıyor. Bu yetmezmiş gibi yeni gelen rektör sayı artırdı burada. Öğrenci sayısını artırdı. Bu becerimi bilmem çünkü bana göre eğitime değinersek çok eleştiririm. Adım da eleştirmen diye çıkabilir. Yani eleştirmeyeyim çok eğitimi. Seven ama eleştiriyi. Bilirim yani şeyden de bilirim. Facebook'tan beni de çok eleştiririm. Eleştiririm. Ama bu güzel bir şeydir. Kötü bir şey değil. Almanya böyledir değil mi? Eleştiririm. Ben saldırmam. Ben kendi siyasetim, siyasi bir görüşüm var. Benim siyasi görüşümde iş yapmıyorsa ben onu da son damlasına kadar eleştiririm. Çünkü bana iş yapmaz. İş yapmasının arkasındayım. İş yapanın siyaseti neyse. Onun arkasındayım. İş yaparsa yeter ki çünkü bana hizmet veren, bana hizmet verin. Almanya'da nasıldır bu iş? Biraz önce çekime başlamadan önce bir örnek verdin bana. Almanya'da bir örnek vereyim. Halen şu anda da mesela bir şehir daha var da ben Münih'e örnek vereyim. Münih'te yaşadığım yerde araştırırlarsa Bayern eyaletinde CSU diye bir parti var. Bir tek Bayern'e aittir bu. CSU. CSU. Evet. CSU diye bu parti Hristiyan evet. Bu parti Hristiyan Union yani bu parti 1946'lardan beri hala da iktidarda %65 oy aldığı dönemleri de var. Şu anda da %60'ların üzerinde bir oyu olan bir parti ezici çoğunlukla. Ancak yerele indirgediğimizde Bayern'in iki tane büyük şehri var. Bir Münih, bir de Nürnberg. Münih ve Nürnberg'deki belediye başkanları sosyal demokrattır. Hem Münih'te hem Nürnberg'te. Halen ikisi de halen sosyal demokrat ve bu da 1900 yani bir dönem yalnız Münih'te bir 4 senelik bir dönem. Bir
SPD yönetiminde başbakanlığa giden birisi oldu diye o dönemde kısa bir dönem CSU kazandı. Ancak ondan sonra o 4 seneden sonra gene sosyal. Bizim Kıbrıs kafamıza göre gidersek, Kıbrıs mentalitet kafamıza göre gidersek bunu algılamak zordur. Çünkü nasıl olur yani hepimizin bir kimliği var, cebinde bir CSU üyeliği var. Ve onu seçiyor. CSU'yu seçerek. Niye yerelde onu seçiyor? Çünkü o iş yapıyor diye seçiyoruz. İş yapanı seçiyor adam. Adam iş yapanı ve CSU'yu da aynı adam CSU'yu da seçiyor. CSU'yu da seçmesine neden Bayer'in de bugün en fazla iş sahasını yarattığı için. O da merkezi yönetim ona çok hizmet verdiği için ona alternatif SPD'yi göremiyor. O sosyal demokratı kendisine alternatif göremiyor. Niye göremiyor? BMW fabrikası Münih'tedir, Audi Münih'tedir, Siemens Münih'tedir, Bosch Münih'tedir. Bunları getiren kimdi? O getiriyor. Ama onların barınmasını sağlayan kim? Yerel yönetim Münih. Evet. Münih sağlıyor. İkisine de teşekkür ederim. Bizde maalesef böyle değil. Bizde bir adam iş yapmamasına rağmen çevresi var ya da istihdam yaptığı için aynı adamı sen yerelde veya partiyi 30 sene seçebiliyorsun. Yani adamı sen seçiyorsun. Niye seçiyorsun kardeşim bunu diyorsun? Şikayeti vardır. Çocukları işe kodu diye ve koyabilir diye. Evet. Yani bugün çok vatandaşımız maalesef 74 sonra çok insan eleştirir. Yani bu ganimet toplumu olduk diye ve gerçeğimizdir. Yani gene gerçeğimizdir. Çünkü 300 bin Rum'un göç ettiği yere ben de Güneyliyim. Güneyden geldik ve hala da elimde benim puanım var diyen halkımız varsa ve en zengin bölgeden giden Rumlar, bizim hayatımıza görmediğim beton evleri terk eden Rumların yerlerine gelip yerleştik. Ve hala da benim puanım var. Ya da Londra'dayım ben gitmedim, ha vermediler kardeşim diye şikayetlerimiz varsa demek ki bir şeyi sorgulamamız lazım. Yani bu basittir. Yani bu adada kaç daha gidecek? Bugün bu yetmiyormuş ki Maraş'ı da açacağız. Beş parmak darlarını deldik. Bugün Değirmenlik'ten denizi görmeye çalışıyoruz. Yani Değirmenlik'te deniz manzaralı ev satılacak bir hale geldi bu ülke. Ve maalesef yani bunda sorgulayamadığımız için işte ben de yerel endirgedim. Çünkü genelde çok fazla müdahale edemiyoruz. İşte her zaman şey diyorlar yani dıştan müdahale. Ben müdahalelere zaten hep karşıyım ama hep olan bir şeye de evet. Hep karşıydım ben. Şimdi Cevdet istedi de olmadı. Onun için lazım eleştirelim. Değil senin derdin. Derdim o değil. Bu mekanda da bu yerde de halen de şu anda bu bölgede bazı şeylere ses veriyorsam yani mekanım iş yapmadığından değil. Benim o mekanı işletme nedenimi bir tek bendim biliyorum. Onun ekonomik olayları tabii getirisi olmasını isterim de. Ancak yani benim hak etmek, yaşamak zorunda olduğum, yaşam olduğum yerde bunların olmaması lazım. Mutlaka. Benim bugün... Yani bugün kaldırım dökülüyor. Çukurlar var. Direkler yıkıldı, kırıldı. Her taraf dökülür. Ot içinde tabii. Bazı yerler. Çöpler perişan. Yani çöplük kalmadı. Karanlık olduğu için basit ben bir şey söyleyeyim. Haftada en az 3 defa, 2, bazı 5 defa bize denk gelen olayı söyleyeyim. Karanlık olduğu için ve burada başka tuvalet yapacak yerleri olmadığı için bizim mekanın görünmediği için de önüne her zaman insan pisliği buluyoruz biz. Ve ben her gün geldiğimde sabahtan saat 10.30'da ben burada herhangi bir hayvanın değil, bu sokak hayvanının değil, ben bir insan pisliği temizliyorum. Sokağı yapan hayvanlardır aslında, evet. Böyle söyleyeyim. Tabii öyle diyelim, onlar yapar. Ve bunun da nedeni bu karanlıktır. Yani başka bir şey söyleyeyim. Yani bunu bizi kedi olmaya ben bir tane bir şey paylaşmıştım. Çok paylaştım diyorum. Bizi yani bu yerel yönetim, buradaki yerel yönetim. Ki ben de bu yerel yönetimi seçtim. İki dönemde benim oy verdiğim bir yer. Sorun kişiler değildir. Çok iyi insan da olabilir. Olabilir. Yani biz yönetimde sistemdeki sıkıntı. Sistemdeki sıkıntıyı diyorum. Yani bu yerel yönetim bizi kedi olmaya mı zorluyor? Yani illa karanlıkta da görecek miyiz? Yani bu onu rahatsız etmiyor mu? Yani arabayla gidiyor diye Kıbrıslılar toplu taşımacı da ortadan kalktığı için her tarafta arabayı kullandığı için yani farları yandığından her taraf aydınlık mı görüyor? Bunu hiç mi göremiyor? Yani bunu illa benim yani ben mekanım var diye ses veriyorsam mekandan değil. Ya sen bunu mu hak ediyorsun? Cazibe merkezi bugün üniversitede gemi konağında olduğu için adı Lef Yavru olabilir. Yalnız bugün gemi konağındadır. Bugün cazibe merkezi olmak zorundadır. Gemi konağı üniversite yolunda bazı kahveler var standartı. Çok yerden yüksek kahveler yapılıyor. Masraflı, büyük yatırımlar yapılan kahveler var. Basit bir şey söyleyeyim, başka yere getireceğim. Kıbrıslılara getirmeyeceğim konuyu. Açılan sınırlardan getireceğim. Dünyada en çok kahve için topluma ve kahve kültürü olan, yani erkeklerin tavla oynadığı değil, kahve kültürü olan ve yola doğru sandalyelerini sıralıp oturan toplumların başında Yunanlılar, Rumlar. Güneye gidersek bunu görebiliriz. Kahveler var ve Rumlar kalkıp da gidip bir frabe içiyor. Bir frabe kültürü var. Evet.
kurabiye kültürü var. Bana birisi inansın ki Pirgo'ya istedim, ben geçtim Pirgo'ya çok. Pirgo'daki kahveye oturan bir Rum, eğer biz kendimizi pazarlayabilsek, yerel yönetimiyle de ortak akıl üreterek yapabilseydik, hiçbir zaman ben inanmıyorum bir tane Rum'un gelir gelirken Lefke'den üniversite yoluna dönüp de o kahveleri gördüğünde gördürebilseydik, o kahvelerdi bugün bu üç sınırdan faydalanacaktı ve yalnız öğrenciye dönük olmayacaktı. Ve bugün öğrenci gittiğinde battık anam, yandık anam deyip benim gibi örneğin burada kilit vurmaya çalışmayacaktı ya da kilit vurmayacaktı. Buna ortak akıllı biz üretemiyoruz. Ortak akıl nedir? En çok sivil toplum örgütü olan bir bölgede yaşıyoruz. Ama rakamsal olarak sen yarın sabahtan ailenin yanına toplayarak bir sivil toplum örgütü kurabilirsin. Yani bunu eleştirdiğimde bazıları yanlış anlayabilir ama budur. İlgi alanları dardır. Senin toplumun gerçekten yani bu senin her şeyine ilgili. Yani bu burada merkezi yönetimin sorumluluğu altında olan olaylara bu sivil toplum örgütleri daha fazla ses veriyor. Çünkü o uzaktadır. Her gün bağırıyorsun. Diyorsun ya bana hastane yap. Cengiz Topel Hastanesi niye açık? İyi hizmet vermiyor diye onu söyleyebiliyorsun. Tam Cengiz Topel anıtını söylerken bir öğrencinin kafes gibi yalnız kampüste kalmasına neden olan kaldırımsız, ışıksız, daha çok mekanın olabileceği, kölge alanlarımızın 40 derece sıcak olan bir yerde bugün bu sahilde kölge alan yok ya. Bir insanı siz burada yani gelsin akıl var aklımıza kendimize soru soralım. Bugün kar yağdıdan Mardinli'ye kadar Ağustos'ta insan bulun yürütesiniz. Niye kölge yer yapamıyoruz? Yani bu o kadar mı zor? Ya yani ben insanların gelip benim mekanım kölge bende otursun demiyorum. Kölge yer yerleri yapın. Başka satıcılar da olsun. Başka şeyler de cazibe merkezi yerine. Burada mısır satıcısı olsun. Olsun bu olsun. İnsanlar ama düzenli. Park yeri değil burası. Burası akşamleyin park yeri olan bir yer. Böyle bir şey olamaz. Görmüyor mu bunu? Halk da rahatsız olmuyor mu? Yani sen bunu kendine hak ilan, hak görüyorsun. Yani bu kadar ilkellikte yaşayıp sırf maaşların geldiği için kendini rahat hissetmemen lazım. Işıklar sönüyorsa memnuniyetsizlik artacak. Ve burasının şeyi de yoktur. Örneğin uluslararası tanınmış bir limanın merkezinde de otururuk. Karavostasi Limanı. Karavostasi Limanı. Bunda da mesela örneğin buna da bir önem vermiyoruz. Mesela başka bir şey söyleyeyim. Bugün en fazla burada bir arkadaşımız ilgileniyor. Sörfle ilgileniyor. Yani bu bölgenin de kendi konumunu bilenler bilecek. En fazla bu rüzgarın tuttuğu ve bu sporun yapılabileceği bir yer. Uluslararası bir liman var. Bunu zaten KKDC Devleti 75'ten sonra kurulurken zamanında muhtarımız yok olan bir toplum aniden kendisini devletin var içinde bulduğunda o bolluktan aslın babadan miras kalır ve o bolluğun içinde şaşırır. Şaşırdık. Biz de şaşırdık. Yani maalesef şaşırdık. Ansızın bir dedi ki bizim devlet var arkadaş. Otonomudu, federeydi, KKDC'ydi bir devlet var. Buradan da içeriye işte sayımızı da artıralım milletvekili çünkü bizim partiden iki kişi daha istiyor diye rakamı da artırdık. Rakam 40'ta ve 50 olmasında uğraşıyoruz. Ve bunu yaparken ne oluyor? Yani o zaman değerlendirmedin. Uluslararası bir limanın bile ilgilenmedin. Ve buradan portakalın bu bölgede yetişmesine rağmen sen portakalını kakıyorsun. Masraf yapıyorsun. Yani sen benzini baban mı verdi sana? Sen kimden alıyorsun benzini? Benzin masraf yapıyorsun. Basit hesap ya da şoför ödüyorsun. Yolluyorsun Mausa'dan sen bunu yurt dışına yollamaya çalışıyorsun. Oysa burada resmen tanınan yani bir karavostasi limanın var. Limanın vardı. Ya da örneğin mesela bugün giriş... Bir liman yok ama gemi yaklaşabilir. Yaklaşabilir. Ya da mesela CMC'nin alanının önündeki liman. Bugün o tarihsel bir gemisi var. Maalesef yanık orada duruyor bir zamanlar battı. Ya kardeşim buna da sahip çıkamıyorsun. Yani CMC'nin baraj yapacak yer bulmadın geldin. Bugün gitsinler birisi Hırvatistan'da bölge vardır. Mağaraya seni indirerek para kazanıyor. Tek şeyi Postojna diye bir bölgede tek şey mağaraya giriyorsun. Mağarayı gösteriyorsan, bu mağaradır ha diyor. Giriyorsun sen o mağaraya ve senden giriş ücreti var. 500 metre mesafede Soli gibi bir kentimiz var. 1,5 kilometrede Vuni var. CMC kalıntılarımız var. Deremiz var, yeşil ırmağımız var. Satamadık. Çünkü ortak akıl da üretmiyoruz. Şimdi zaten son zamanlarda tam turist gelsin. Turizmde de işte döndük bu büyük sahillerimizde bir Antalya'nın bana göre biraz bilgim olduğundan söylediğim bu Antalya tarafındaki işte her şey içindeki büyük otelleri kurarak gece gelip
Yani sen Rum bayrağı diksen Yunanistan'da olduğunu zanneden bir turist ağırlıyoruz ve geri göndereceksin yani Almanları. Sen ona ya, o otelde tutarken orada Yunan bayrağı diksen ve desen sen Rodos'a geldin. Rodos'a geldiğine de inanacak. Hani KKTC'nin bölgede ama beni hani en fazla ilgilendiren bölgede en ufaktan bugün ilçe yaratıyoruz. Evet. Ve şikayet ediyoruz. Basit, ben onu çok eleştirdim, bir şey söyleyeyim. Kendim çok kendi yorumumla eleştirdim. Buradaki örgütler mesela niye mahkeme buradan gitti? Niye şu gitti diye bağırıyor. İnanın bana desinler ki mahkeme gelecek. Ancak bu mahkemedekiler, evet, ancak bu mahkemedekiler yerli çalışan olmayacaktır. Çoğu bunu desteklemeyecek. Çünkü mahkemenin buraya gelme istemesinin nedeni de altında istihdamdır. Ya bugün ilçenin hiçbir şartlarını yerine getirmiyoruz ya. Yani bugün benim belediye başkanım var. Yani iki tane milletvekilim var. Bir tane kaymakamım var diye. Yani biz ilçeyiz diye yani birisine bunu anlatmaya mı çalışacağız? Yutturmaya mı çalışacağız? Yani neye çalışıyoruz? Yok. Yani bunu sen bugün Lefke'nin içinde göçü engelleyemiyorsun. Yıkık dökük evlere işte Şehnaz'ın müritlerini ya da fakir zümreden Türkiye'den göç eden insanları yerleştirdin. Onunla bir demek ki sen cazibe hiçbir şey değilsin ki bunu veriyorsun. Yani bu göçü sağlıyorsa, bir bölge çok göç veriyorsa bir şeyleri sorgulamamız var. Niye? Yani bir insan vatanını göç ediyorsa, yani Türkler mesela çok övünür. Benim en çok sinirlendiğim bir olayda çok övünürüz. En büyük bu bizim, en büyük bayrak benim, en büyük bu. Tamam, herkesin bayrağına saygım var da. Kardeşim, geldi mi bir tane Alman sana dedi mi "Ich möchte Arbeit", ben iş istiyorum. O zaman övün. Sen gidip de İngiliz'in yanında fish and chipsçiysen ya da Alman'ın yanında bulaşık yıkıyorsan niye övünüyorsun? Niye övünüyorsun ki? Ya hep övünüyor Türkler. Övün bir, ya kardeşim niye övünüyorsun? Gelip bir Alman'ın sizden iş istemesi lazım. Yüklenebilmek için. Benim dükkanıma geldi mi? Benim dükkanıma maalesef üniversite çocukları geliyor. Uçaktan indin, iki gün sonra gelip benden iş istiyor. Ama Alman gelmez senden. Alman gelmez. Gelmediğine göre o zaman övünme. Yani neyle övünüyorsun? Yani neyin var da? Yani övünüyoruz. Hep övünüyoruz. Bir şeylerle en büyük biz. En büyük ülkemiz bizim. Toplanın be insanlar. Toplanın be, gelin bura. Bir haber duydum. Vallahi size bir şey anlatacağım. Gelin olan bura bakalım. Yepyeni bir marka, yepyeni bir yatırım geliyor. Ya azizem geliyor, azizem. Bu azizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hizmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizemi de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu azizem var ya, bu azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek bu azizemi. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem de öğrenecek. Oylar yüreğim. Kız seni görünce oylar yüreğim. Ne olabilir pozitif olarak 2021'e giriyoruk. Ne yapılması gerekir sana göre? Ya ülke kaynaklarının, yani kaynak dediğimiz ülke zaten çok, yani yeraltı kaynaklarının şimdi tartışması var. Onun bizim sondaj kuyusu bile vurmaya daha yeni yeni başladığımız bir toplum sistemimiz var. Bunun için yani o gaz bizim dışımızda bir olay. Bana göre dışımızda şöyle. Zaten büyük mamayı yedirmezler. Türkiye'ye bile zor yedirebilirler. O ayrı, ona çok girmesem. Yerelde biz eskiden çocukken bile basitinde biz ya nohut yetiştiren, sızam yetiştiren bir toplumdun. O zaman sen bugün ülkende hep yani ille de yani Türkiye'den kamyonları doldurup da ak günlerle adaya getirip de insanlara da maaş vererek tekrar o maaşı bu malzemelerle geri alıp da gene Türkiye'nin piyasasına, yani sanki birileri veriyor birileri alıyor gibi böyle bir para akışı oluyor ama bu para akışı değil. Sen merkez ülkende üretime dönük ne üretebiliriz? Mesela getireyim başka bir şeye, biraz bilgim olan bir şeye yetenim. Bir patates üreticisi şikayet edebiliyor Kıbrıs'ta. Çok vardır, fiyatı düştü. Patatesen biz tek bekliyoruz birisi kasalar, çuvallar içinde patatesimizi satın alsın. Ya patatesen bir yerle malzeme üretiliyor. Bunun üzerine kafa yorup da bu ülke mesela pomes dedikleri olayı donmuş patatesi üretse otellere de yasak, koy onlar yalnız bunu satsın de. Sen Kıbrıs'ta o otellerde bunu satabilirsin. Püresi var bunun. Ne bileyim çipsi var. Portakal için. Portakal sayın. Yani sen bunu yapsan. Yasak koy sadece. Yasak koy. Yani bir şey yok. Bugün burası uçar. Uçar. Gitsinler başka bir ülkeye görsünler. Mesela gitsinler bugün Stalingrad dedikleri yere Rusya'da. Rusya'da o bölgede erik çok yetiştiği için, yani Rusya'nın başka beyaz Rusya'da. Oralarda eriğin fiyatı 50 kuruştur ama muz yemek istersen 10 euro diyor. Niye 10 euro diyor? Yoktur kardeşim, istersen yemeği ödeyeceksin. O da yemiyor. Erik yiyor, elma yiyor.
Niye yapıyor bunu? Erikle elma Volga Nehri'nin yanında çok yetişiyor. Aral Gölü'nün yanında çok yetişiyor. O da geliyor, öyledir. Yani senin ülke kaynaklarında, ülke ekonomisinde olan parayı ya da akışı olan parayı burada tutabilmenin üretimle alakalıdır. Yani sen üreteceksin ki parayı tutasın. Yoksa işte biz gidiyoruz, her şey var. 365 gün domaz. E var kardeşim, de seni yüklüyorsun genelde. Ne bileyim, nereden getiriyorsun? Yani o varla bir şey, yani Almanya'nın farkımız yok. Çocuklarınız kaç yaşlarındadır? Birisi 85 doğumlu, öteki 89 doğumlu. Gelirler mi buraya? Gelirler. Yok yani, yani gelirler derken düşünür mü? Yok, ben bile geldiğime yani 50 defa pişman olduğum statüsünde. Çünkü zaten şimdi o anda kıyaslasam ya şuradan denize atlayıp yüzere gitmem lazım. Yani yüzme de çok iyi bilmiyorum ama yani kıyaslarsam Almanya'da bu var, Kıbrıs bu diye şuradan denize atlayıp gitmem lazım. Yani nesini kıyaslıyoruz? Yani ne? Yani ille doğa ve temiz hava, ki onu da biz kirleteceğiz. Yani başladık da çünkü 100 senelik, 1000 senelik zeytini kesen bir Kıbrıslı kebap yapıyor. Yani onu da tüketeceksin. Yani bu da kalıcı değil ya. Yani bu 1000 senelik zeytini kesip kebap yapabiliyoruz veya şömineyi yakabiliyoruz. Yani bunu yapan bu zihniyet ya da dağı, dediğim gibi bugün yani birisi gitsin zamandan Makaryos yolu dedikleri yoldan gitsin Girne'ye, yani o yolu gitsin. Yani yavaş yavaş gerçekten denizi, yani bugün Erülkün yanından yavaş yavaş denizi görecek neredeyse insanlar. Yani bu mantığı da geliştiren yalnız bu zeka olabilir. Yani buradaki bu zeka, yani kendi konut sayımız belliydi. Yani Türklerin konut sayısı belliydi. Bugün Kıbrıs'ta birisi çıksın, devletten birisi ya. Buranın Ulaştırma Bakanıymış, İskan Bakanıymış, ne bileyim ne bakanıymış. Bakanlar var. Partisi önemli de benim için. Bakanlar var. Bu hükümet geçicidir. Bundan önceki de nasıl geçiciyse her hükümet. 4 senedir en fazla süresi. Ki bizde daha sık sık değişiyor. Yani bizde her hafta neredeyse değişecek gibi, hakem değiştirir gibi şey. Ve bugün çıktı mı bunlar görsün, kaç bin tane ev var. Boş. Atık beton var bu Kıbrıs'ta. Atık betonlar var. Bunlar çevre kirliliği yaratıyor. Yani bunu görebiliyor muyuz? Yarın bu ülkemize gelecek insanlar, ki geldiydi yaşlı İngiliz'in. Gelme nedeni neydi? Sakin bir ortam ve az betonlaşma. Şimdi bir bakacak, binecek Küçük Erenköy diye bir isim koydumuz bir köye. Köyün nüfusu 250 idi. Bugün 1000 tane boş ev var. Daha Esentepe'ye geliyorsun, 2000 tane boş ev var. Artık boş evden şaşırdık. Yani boş ev nerede olacak? Yani neredeyse o 75 sonrasına döndük. Millet elinde tebeşir alıp yazacak tutulmuştur diye. O da onun çocuğunu ya da angonisini koysun girsin için. Yani buna hiç mi görmüyorsunuz siz bunu? Bugün ben Salamis Oteli'nde kaldım. Karantinada. Salamis'in yanında bitmemiş bir otel var. Yok, bitti de yıkıldı. Ha, gitti. Ha, şey öyle ha. İhtiyat sandığına aittir o. Şimdi bunu yani gören, yapılırken o kata gelene kadar. Neredeydin kardeşim sen? Sekreterinle mi oturuyordun? Tavla mı oynuyordun? Neredeydin sen? Yani neredeydin? Görmedin mi bunu? O halde geldikten sonra mı durduruyorsun? Ben oturup da o otelde deniz manzarasını seyredeceğim. Çünkü bana sen onu paket Avrupalı'ya öyle satıyorsun sen. Deniz manzarası. Deniz manzarası. Yıkık otel değil. Yıkık otel değil. Geleceğim, oturacağım oraya, onu seyredeyim. Evet. Tamam mı? Sen bana diyorsun surlar içinde 3 tane konağı tamir ettin Lefkoşa'da. Bir hayal dünyası yaratıyorsun. Belediyenle, devlet mekanı, yerel ve merkezi. Evet. Bir hayal dünyası yaratıyorsun. Yaptım diyorsun. E kardeşim yaptın da gelin beraber gezelim o bölgeyi. Orada Ermeni Kilisesi'ne doğru arabanı sür bakalım. Geldiğinde oraya korkmazsan arabanın üstüne bir şey düşecek, yıkılacak, yıkıntıların altında yaşayan insanlar var. Buna ne çözüm yapıyorsunuz? Neyi pazarlıyoruz biz? Neyi koruyoruz? Yani ne sunuyoruz? 2021'i tekrar konuşmak isterim. Almanya'da aşılama başlıyor mu bugün? Almanya'da başlıyor. İngiltere nasıl başladı? Daha önce başladı. Sipariş o da Almanya'ya başlayacak. Yani biz bunda bizi kurtaracak bu iş, yani beklentin vardır öyle bir şey. Belki 2021'de gene müşteri gelecek gibi bir durum. Yani o işte insanların bir ümidi. Yani şimdi ben onu ümit yok desem de onları böyle şeye sokmak da istemem. Yani her şey böyle karamsarlık da. Dünyayı bir tane bütün aldığında sen bu aşı ne zaman ulaşacak ve bu yaygınlaşma, bu hastalık ne zaman gelecek? Ortadan kalkacak.
Yani bugün bir çiçek aşısı yıllar sonra da bazı ülkelere ulaştı. Afganistan'da da çocuk felç aşısı geçen sene savaştan dolayı uğraşmadığı için Afganistan'da çocuklar öldü. Pakistan'da, Bangladeş'te çocuklar ölüyor. Çocuk felçinden ki başka ülkelerde sıfırdır bu. Çocuk felç aşısı var. Evet. Yani demek ki bu aşı da ta ulaşana kadar ve dünyadan ortana kalana zaman alacak. Yani şimdi aşı bulundu diye işte bize birileri gelecek diye kalkıp da burada bizim işte dillirga oyununu çalıp da o göbek atmamıza gerek yok. Hastalık da daha az diye şeyi de elden bırakmaya gerek yok. Çünkü bugün bu testlerde bazı test sonuçlarının da aldatıcı olduğunu kavramamız lazım insanoğlu olarak. Bir de sağlık sistemi dünyanın belki de en geri ülkelerinden birisiyiz. Yani, ne yazık ki. Bu evet. Böyledir yani. Şimdi bir şey daha söyleyeyim size. Umut yok pek fazla diyorsun ama 15 yaşında geldin ya da 16 yaşında geldin Türk tarafına Piskobu'dan. Geri git Piskobu'ya. Ya o da alternatif değil. Yani şöyle alternatif. Yani 1974 öncesine dönüş de mümkün. Alternatif değil. Yani o alternatif değil. Mümkün değil, bir de alternatif değil. Yani mantığa da ters, yanlıştır. Yanlıştır. Geriye dönük değerlendirsen, ha bugün biz geriye gittik başka şeylerle değerlendirebiliriz de yani şimdi 60'a yani nesine döneceksiniz? Benim ailem, baba tarafı 63 göçmenidir. Daha dedem 58 göçmenidir, 63 göçmenidir, 74 göçmenidir. Nereden geldiler? Piskobu'ya göçmen oldular. Yok, benim dedem Anoyralı'dır. Anoyralı'dan bunlar Evdim'e, Evdim'den Çatalkaya. Çatalkaya gitti onlar. Onun da ailesi ondan önce Baf Prasyos ne bileyim yani öyle bir yerden tam hep göçmeniydi yani. Hep göçmen. Yani bu toprak peki göçebe gibi. Peki Kıbrıs sorununun çözümü mümkün müdür? Aslında Kıbrıs sorunu iki tarafta da avantajı olan, çözümsüzlükten avantajı olan rakam 2004'te de kendini gösterdi, çok fazladır. Yani Türk tarafında evet çıkmasının nedenlerinin çok derinine inersek beklediği bir avantaydı. Yani bilimsel olarak ya da onun doğru olduğunu gördüğünden olmuş olsaydı o rakamın bugün alanda olması lazım. Yani federasyonun kendi geleceğine gerçekten inanmış olsaydı bugün o 60'lık olay alanda olması lazım. Demek ki o 2004'teki o bir galyana geliş ve bu ganimet kültürünün yarattığı, ya işte bizde pasportçu kaldı yani bunun gerçeğini bakması lazım. Kıbrıslı hayal edemeyeceği yerleri görmeye başladı. Yunan adalarına tatile gidiyor. Yani 2000 yılın pasportuna gider. 60 haklarımızdan falan filan diyor da 60 haklar da o oldu da verdi sana. Yani onların bugün yani inandığından değil. Ben federasyonun olmasını isterim. O inanç bir fikrim var. Ben bir şeyin altında durabilirim. Belki o boşluğu doldururum. Ama bu yoktu. Yani halen yok. Yani şu anda mesela Kıbrıs'a başka bir şey diyeyim. Eleştiririm çok çok şeyine gidecekler. Mesela Kıbrıs'ta işte Türk paranı istemiyorum. Ben de Türkiye'nin burada birçok olayına karşıyım. Bir ülke bu kadar, benim hanımım da Türkiye'lidir. Ben de Almanya'da Alman vatandaşı oldum. Vatandaşlık konusunu ben değerlendirirken ülkenin bir nüfusu var. Malta'da bugün olamıyorsun. Yani ülke bir tane bir yerde durmak zorundayız. Evet. Bir yerde durmak zorunda çünkü kaldırmıyor. Yani mesela örnek Bağlıköy'e 20 aile daha gelirse su sorunu var. Bu su sorunu çözmezse belediye, yerel yönetim 20 tane evin bana göre diyorum. 20 tane evin daha iskan kaldırmaz. Vermemesi lazım. Evet. İskan kararını vermemesi. Vatandaşı bırak. İskan. KKTC'de bu hatayı yaptık. KKTC bunu hala da yapacak. Hala. Yapacak da. Yapacak da. Şöyle yapacak. Çünkü üretimden kopup da böyle basitleşirken toplum, çünkü üretimden kopmak da basitleşmedir. Şöyle basitleşir, kendini her gün aşağılasalar bile sen evet demek zorundasın. Basitleşirken bu toplum kendisi üretimden koparken, her şeyden koparken ürettiği şeyleri de kendisi çocuğuna bugün portakalın ne olduğunu, limonun ne olduğunu dahi neredeyse anlatacak. Çocuk onu toplamıyor. Bugün pandemi olmasına rağmen KKTC'de insanlar bekliyor, Maraş'tan, Kars'tan insanlar gelip portakal toplasın. Karantinada kalsın mı kalmasın mı, gelmesin gelsin mi tartışmasını yaparken sen portakal tutmayı, makas tutmayı, bugün işsiz gençliğin çok olduğu bir ülke derken makas tutmayı, ne bileyim ne tutmayı, ki eskiden biz gençler olarak yapmadık mı? Yaptık. Yani bunu sen Sibrovex'te, Rumunya'nın da Zotya Ovalarında havuç toplayan, bütün Türkler bu bölgede yaşayan, kendisine dilliro diyenlerin de çoğu Rumların yanında hizmikarlığı ve halen daha sınırlar açıldıktan sonra hizmikarlık, çünkü sen
bilim dalında gitmiyorsun güneye bilim adamı olarak çalışasın. Adam seni bilim profesörü diye çağırmıyor. Adam sana diyor ki kardeşim ben tuvalet temizlemeyeceğim. El Erre Mehmet diyor. Sen de El Erre Mehmet diye gidiyorsun. Doları çeviriyorsun TL'ye ve gidiyorsun yanının yanında çalışmaya. Yani ben her zaman söyledim. Yani bu ülkenin yani değerlendirilme hiçbir şeyinde şey yoktur. İşte ona getirecektim. Türkiye istemiyorum diye bir laf söylüyorsun. Hazır mıyız? İstemiyorum. Mesela Atatürk Kurtuluş Savaşı yaptı. Hazırdı. Bir hazırdı. Dedi ki ondan sonra bir planı var. Gitti işte belli adımlarla kurdu. Ondan sonra dedi ben cumhuriyet kuruyorum. Ekonomim budur. NATO'ya üye olacağım. Ne bileyim bir şey yapacağım. Biz TC istemiyoruz. Parasını aldıydık o başka bir hata. Ona da girmiyorum yani Kıbrıs parasının ne bileyim nesine falan. Şu anda sen 13. maaşı da istiyorsun. Hazır da değilsin komşuna esnaftan işsiz kalan ki seni tehdittir işsizlik. İşsizlik dünyanın en büyük tehdidi şudur. Huzursuzluk yaratacak sana. Sen yarın Kıbrıslıların en çok şikayeti nedir? Evime ben 3 anahtar yaptım. 4 anahtar yapıyorum. Hırsızlık arttı. Arttı yan taraftaki. Sen alıyorsun bakkaldan 4 kilo pirzola. Yan taraftaki pirzolan yalnız kokusunu alabiliyor. Pirzolan kokusunu almaması için empati yapma alışkanlığı da olmadığı için toplumda. Çünkü empatisi yok. Empatisi şöyle yok. Bir partiye kardeşi UBP'dedir. Öteki kardeşi CTP'dedir. Diğeri TDP'dedir. Her biri bir yerdedir. Çocukları gelince toplumun %70'i kartını sokup kendime indirgeyin bu olayı ben basit söyleyeyim. Ben açarken bu makarna ama bizim hanımla biz burada uğraşıyoruz. Çünkü bu toplumda yabancı çünkü yıllarca yurt dışında kaldığında Kıbrıslı bile olsan beynin yabancıdır. Yani oradan aldığın bir şeyler var. Kültürünle, her şeyinle, yeme alışkanlığı şey. Dedik bununla uğraşırız. Endirgezen ben bu gelsek bizim mekanın olduğu yerimize. Normalde yani dükkanın olduğu yere. Bugün bir tane Kıbrıslı seni yanında çalıştıramazsın. Yoktur. Bir tane Kıbrıslı burası bir basit gözüktüğü için müşterisi de gelemez. Çalıştıramazsın da müşterisinden de faydalanamazsın. Çünkü o şey görür. Toplumunda da o şey yoktur. Şeye getirecektim. Memuru da çok olduğu için ülkenin esnafın işi daha çok zordur. İnanın Türkiye'de insanlar olmasa yemek yiyeceğimiz yer de kalmadı. Yani Lefkoşa'da sizin de Anibal Bayır'dı rahmetli oldu. Kaldı bir Eziç açtı. Hepsi Pakistan'ı çalıştı diye de yabancı. Ama yani Türk Kıbrıslılığında bulunan Türkiye'yle. Çok az kaldı ama var da. Var az. Evet. Bizim bölgemizde de olmayacak. Şundan olmayacak. Yani bu çünkü memurdur. Memur bu ay sonu sokacak kartını makineye. 7 kağıt alıyorsa 7 de kendisi için yanında da Ayşe'si vardır. Ayşe'ye diyecek Ayşe ver kartçını. Sokacak onu da. Ondan sonra akşamleyin Gönyeli'deki meyhaneye gidebilme olasılığı artacak. Bölgede her taraf kapalıymış. Eskiden, umuru değil. Umuru değil. Eskiden de zaten bir taneydi. Evet. Yani pek umutlu değilik. Peki ne yapacaksın? Mücadeleye devam edeceksin. Mücadeleye. Ya eninde sonunda herhalde yaşlandık sonra torunlardan da dolayı kendim yani gidebilirim. Bir de ben Kıbrıs'ta yani nereye gideceği belirsiz. Yani yaşlandık sonra da herhalde dönüş olacak. Yani eninde sonunda olacak ya da daha fazla orada kalacağız. Öyle. Yani öyle olacak. Kaç sene daha kiran var? Ya bir sene daha kaldı da yani dediğim gibi o demin de bahsettim ben. Belediyeye bunu sen ödediğin için o büyük rakamı belediyen sana basittir bu hatadır da işte yapalım dedik çünkü ondan önceki bir yatırım vardı onu kaybetmeyin diye tekrar o kuyunun içine o çirkevin içine o çirkevin içine bir daha atıyorsun çıkarmaya çalışıyorsun belediye de parasını aldığı için sana hizmet vermez öyle bir derdi yok. Şu anda biz ne yaparık burada sadece balık yaparık. Balık çeşitleri köfte var, ciğer var. Var yani. Var. Tabii ki kebap da var. Evet. Yalnız kömür yakılmadığı için bunlar kömüktedir. Bunlar gazlı şeydir. Evet. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kasap Hoca size bize böyle güzel bir ortamda bu kadar güzel şeyler anlattığınız için de çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Toplanın be insanlar. Toplanın be gelin buraya. Bir haber duydum. Vallahi size bir şey anlatacağım. Gelin ölen buraya bakalım. Yepyeni bir marka, yepyeni bir yatırım geliyor. Ya azizem geliyor azizem. Bu azizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hızmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizemi de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama
şimdi değil. Bu Azizem var ya, bu Azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek bu Azizem'i. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem de öğrenecek. Seni görünce oynar yüreğim. Kız seni görünce